sayıyı asal çarpanlarına ayırırken cümlemiz tamdır. İsmini bulmaktadır ama kurutulmuş şeklin arasında kalmıştır. Şimdi let's var. Let's de haydi bir şeyler yapalım. Hava olaylarının yeryüzü şekillerinin etkisine bakacak olursak eğer 4 tane. İki peygamber beraber görev yapmışlardır. Osmanlı ekonomik ve sosyal duruma baktığımızda 20. yüzyıl başında Osmanlı... Hemen ayağımızı karşıya doğru açıyoruz. Burada... Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz aralarında asal olma konusu. Bugünkü dersimizde aralarında asal olma ve EBOB ve EKOK'un genel özelliklerini göreceğiz. Ve dersimizde konuyu anlattıktan sonra sorularımızla devam edeceğiz. İlk önce aralarında asal olmanın ne olduğunu açıklayalım. Daha sonra sorumuzla başlayalım. Şimdi aralarında asal olma. Aralarında asal olma. Asal olma. İlk önce arkadaşlar aralarında asal olabilmesi için ne olması gerekiyor? İlk önce onu tanımlayalım. Aralarında asal sayı olabilmesi için iki sayının birden başka ortak böleninin olmaması gerekiyor. Bakın yazıyorum tanımımı. İki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa, birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Şimdi sevgili öğrenciler, burada tabi özelliklerim de var. Mesela bir sayısı 1 ile tüm sayılar nedir? Aralarında asaldır. Sonra bir başka özelliğim, ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Sonra sayıların aralarında asal sayı olması için asal sayı olmalarına gerek yoktur. Özellikle buna dikkat ediniz. Zaten tatlıya da yazacağım. 1 ile tüm doğal sayılar aralarında asaldır. 2. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. 3. Sayıların aralarında asal sayı olması için sayıların asal sayı olmasına gerek yoktur. Yazalım bunları. 1 ile tüm doğal sayılar aralarında asaldır. Şimdi başka ne söyledim? Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Yani örnek verecek olursak ardışık iki sayımıza aklımıza getirelim. 3 ve 4. 3 ve 4 nedir? Aralarında asaldır. 5 ve 6 nedir? Aralarında asaldır. 6 ile ve 7 nedir? Aralarında asaldır. Bundan bahsediyorum ve en önemlisi, en çok da sizin karıştırdığınız madde ise bu. Sayıların
aralarında asal olması için, asal olması için sayıların asal sayı, sayıların asal sayı olmasına gerek yoktur. Olmasına gerek yoktur diyorum. Mesela 9 ve 4. 9 ve 4. 9 ve 4 sayılarına bir bakalım. 9 sayısı da asal sayı değildir. 4 sayısı da nedir? Asal sayı değildir. Fakat aralarında nedir? Asaldır. Nasıl yapıyoruz? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şurayı sildikten sonra 9 ve 4'e bir bakalım. 9 ve 4. 9 ve 4 sayıları. 9 ve 4 sayıları. Şunu böyle kadar 9 ve 4 sayılarını tekrardan yazacak olursam 9 ve 4 sayıları. 9 ve 4 sayılarını inceleyelim. Sayılarını inceleyelim yazın. Şimdi arkadaşlar 9'un çarpanları yani 9'un bölenleri demektir. İlk dersimizde bu çarpan konusunu gördük. 9'un çarpanları nedir? Yani bölenleri nedir diye sorduğunda 9'un çarpanları bölenleriyle demek de aynıydı. Çarpanları yani bölenleri 1, 3 ve 9. Şimdi 4'ün çarpanları nedir? 4'ün çarpanları nedir diye sorduğunda 4'ün çarpanları yani bölenleri nedir? 1, 2 ve 4'tür. Bakın 9 ve 4 asal sayı değiller fakat aralarında asal mıdır diye sorduğunda birden başka ortak böleni olmadığı için bakın ikisinin de birden başka ortak böleni yok dikkat ederseniz. Olmadığı için 9 ve 4 sayıları nedir? 9 ve 4 sayıları, 4 sayıları aralarında asal sayılardır. Asal sayılardır. Yani 9 ve 4 asal sayı değil ama 9 ve 4 aralarında nedir? Asal sayıdır. Şimdi örneklerimize, sorularımıza geçecek olursak. Şimdi şu soruyla başlayalım. 3A 2 basamaklı doğal sayı ile 24 aralarında asaldır. Yani 3A 2 basamaklı doğal sayısı ile 24 demiş, aralarında asalmış. Buna göre A'nın alabileceği değerleri bulalım. Şimdi A sayısı kaç olacak diye bakıyorum. A sayısına değerler veriyorum. En küçük değerim kaç? 0. 0'dan vermeye başladım. A 0 olsa 3A sayısı kaç olacak? 30 olacak. 30 ile 24 aralarında asal mıdır? Değildir. Niçin değildir? Birden başka ortak bölenleri vardır. Kaçtır mesela? 2'dir. Kaçtır? 6. Yani birden başka ortak böleni olmaması gerekir demiştim. 0 olamıyor. Geldi 1'e. A sayısı 1 olduğunda sayı ne yapacak? 31 yapacak. 31 ile 24 sayılar aralarında asal mıdır? Evet. A sayısı 1 olabilirmiş. A sayısı 2 olabilir mi? A sayısı 2 olduğunda sayı ne yapmış olur? 32 yapmış olur. 32 ile 24 sayıları aralarında asal mıdır? Değildir. Çünkü birden başka ortak bölenleri vardır. Kaçtır mesela? 2'dir. Kaçtır mesela? 8'dir. Ben ne arıyorum? Birden başka ortak böleni aramıyorum. Demek ki 2 yazdığında oluyor mu? Olmuyor. Geldim 3'e. A sayısı 3 olduğunda sayının kaç olacak? 33. 33 ile 24 sayıları aralarında asal mıdır? Değildirler. Niçin? Birden başka ortak böleni var. Kaç mesela? 3. Onun için olamıyor. 3 de olamıyor. Geldim 4'e. 4 olduğunda A sayısı 4 olduğunda sayım kaç yapacak? 34 yapacak. 34 ile 24 sayısı aralarında asal mıdır? Değildirler. Çünkü birden başka ortak böleni var. Mesela 2. 2 sayısı her birisinde ortak olarak böldüğü için olamıyor. Demek ki 4'ü de alamıyor. 5 yazdığında, A yerine 5 yazdığında sayım kaç yapmış olacak? 35 yapmış olacak. 35 ile 24 aralarında asal mıdır? Asaldır. Çünkü birden başka ortak böleni yoktur. Demek ki ne yapabilirim? 5'i de alabilirim. Geldim 6'ya. A sayısı 6'yı yazdığım zaman, A yerine 6 yazdığım zaman sayım 36 yapacak. 36 ile 24 aralarında asal mıdır? Değildir. Çünkü birden başka ortak böleni var. Mesela kaç? 2. Mesela kaç? 6. Demek ki 6 yazdığında da oluyor mu? Olmuyor.
Geldim 7 yazdım. Aşağıya yazdım ben. A sayısı 7 yazdığım zaman, A yerine 7 yazdığım zaman 37. 37 ile 24 aralarında asal mıdır? Asaldır. Çünkü o birden başka ortak öneni olmadığı için. Demek ki 7 sayısı da rakamı da sağlıyor. Geldim 8. A yerine 8 yazdığımda sayım kaç yapacak? 38 yapacak. 38 ile 24 aralarında asal mıdır? Değildir. Çünkü 8 yazdığım zaman 24 ile 38'i birden başka ortak bölümünü kaçtır mesela? 2'dir. Alın size başka bir ortak bölümü buldum. Birden başka ortak bölümü olmaması gerekiyor. Ama ben 2 sayısını bulduğum için bu da olmadı. Geldim 39'a. Yani A yerine 9 yazdığım zaman sayım kaç yapmış olacak? 39. 39 sayısı ile 24 sayısı aralarında asal mıdır diye sorduğumda değildir. Çünkü birden başka ortak bölümü kaçtır bu sayıda? 3'tür. Demek ki 9'u da ne yapamam? Yazamam. Burada A'nın alabileceği değerler kaçtır diye sorduğunda 1, 5, 7 olarak karşımıza çıkar. Eğer bize A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye sorduğunda ise mesela sorumuz şu şekilde olsaydı. A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye sorduğunda alabileceği değerler toplamı kaç yapmış olacaktı? 13 yapmış olacaktı. Bunu da bu şekilde hallettikten sonra bir sonraki sorumuzla devam edelim. Kaçıncı soru? Dördüncü sorumuzda. Bir sonraki sorumuz, şu soruyla devam edelim ve aralarında asal olma sorusunun fix sorularından bir tanesidir. Bunu lisede de göreceksiniz. Biz bu soruyu yapalım ve aralarında asal olmayla ilgili soruları noktaya koyalım. Şimdi, x artı 3 ile y eksi 1 aralarında asalmış. X artı 3 bölü y eksi 1 eşittir 12 bölü 18 olduğuna göre x artı y toplamını bulalım. Arkadaşlar, burası aralarında asal ise, x artı 3 ile y eksi 1 aralarında asal ise ve birbirine bölünüyorsa sağ taraf, eşitliğin sağ tarafı da ne olması lazım? Aralarında asal olması lazım. Yani 12 ile 18'i ne yapmam lazım? Sadeleştirmem yapmam lazım. Ne zamana kadar yapacağım? Aralarında asal olasıya kadar yapacağım. Kaça böleceğim? 12'yi 2'ye bölsem 6. 6, 18'i 2'ye bölersem 9. 6 ile 9 aralarında asal mı? Değil. Ne yapmam lazım? Bir daha sadeleştirme yapmam lazım. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 6 2'ye bölünür fakat 9 bölünmediği için 2 ile sadeleştirme yapamam. Kaça geçeceğim? 3'e geçeceğim. 3'e geçtiğim zaman 6'yı 3 ile sadeleştirirsem 2, 9'u 3 ile sadeleştirirsem 3. Yani 2 ile 3 şu an ne oldu? Aralarında asal oldu. Yazdım. X artı 3 bölü y eksi 1 eşittir. Ne olmuş oldu? 2 bölü 3 olmuş oldu. Buradan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Şunu izleyeceğim. X artı 3 eşittir 2. Y eksi 1 eşittir 3 yapacağım. Şuradan sonra şöyle yapalım. X artı 3 eşittir 2. Y eksi 1 eşittir 3. Buradan x'im ne çıkacak? X'im eksi 1 çıkmış olacak. Y sayım kaç çıkmış olacak? Y sayımda 4 çıkmış olacak. Benden neyi istiyor? X artı y'nin toplamını istiyor. X artı y'yi topladığım zaman sonucum kaç gelir? X artı y eşittir 3 gelmiş olur sevgili öğrenciler. Bu tip soruları arkadaşlar eşitliğin sol tarafı aralarında asal ise eşitliğin sağ tarafı da aralarında asal olması lazım. Aralarında asal olması için ne yaptım? Sadeleştirme işlemi yaptım. Sadeleştirme işlemini nereye kadar yaptım? Asal olasıya kadar yaptım. Dikkat edin. İlk önce 12'yi 2'ye böldüm 6. 18'i 2'ye böldüm 9. 6 ile 9 aralarında asal mı diye baktım. Değiller. Ne yapmam lazım? Bir daha sadeleştirme yapmam lazım. Kaçla sadeleştirdim? 3 ile sadeleştirdim. 6'yı 3'e böldüm 2. 9'u 3'e böldüm 3. Demek ki 2 bölü 3 oldu. 2 ile 3 aralarında asal mı? Aralarında asaldır. Zaten ben de bunu istiyordum. Ne olmuş oldu? 2 bölü 3 yapmış oldu. Artık eşitliğin sol tarafı da aralarında asal oldu. Eşitliğin sağ tarafı da aralarında asal oldu. Bundan sonra ne yaptım? X artı 3 eşittir 2 yaptım. Y eksi 1 eşittir 3 yaptım. Burada x'im eksi 1 çıktı. Buradan y değerim 4 çıktı. Bunların neyini istemiş? X artı y toplamını istemiş. X artı y'yi topladığım zaman 3 sonucunu bulmuş oldum sevgili öğrenciler. Şimdi aralarında asal olmayla ve EPOK'la ilgili önemli bir
madden var. Onu birleştirip bir genel özellik daha verip sorularıma geçeceğim. Şimdi şurayı sildikten sonra aralarında asal olma ve EBOB-EKOB konularıyla ilgili genel özellikleri verdikten sonra sorularımızla devam edeceğiz. 1. A ve B sayısı olsun elimde. A ve B sayıları olsun. Aralarında asal olsunlar bu sayılar. Bakın. Elimde A ve B sayısı var. Fakat bu A ve B sayısı aralarında asal. Aralarında asal olan iki sayı olsun. A ve B sayısı olsun. Aralarında asal olan A ve B sayısı. Aralarında asal olan A ve B sayısı sayılarını alalım. Şimdi arkadaşlar, ben soruyu çözerken de biraz bahsettim fakat bunu ileride göstereceğim dedim. EKOB'un kolay yolunu bulmaya. Şimdi A ve B sayıları aralarında asal olan iki sayı. EBOB bunu sordu benden. Bakın arkadaşlar, bu madde, bu genel özellik önemli. Aralarında asal olan iki sayının EBOB'u her zaman 1'dir. Bakın. 5 ile 12. Hatırlarsınız 5 ile 12'de ben hızlı bir yöntemle 60 demiştim. Siz de artık diyeceksiniz. 5 ve 12'nin EBOB'u kaçtır diye sorduğumda uzun uzun bölen listesi yapmanıza gerek yok artık. 5 ve 12 aralarında asal olduğu için 5 ve 12'nin EBOB'u 1'dir diyeceksiniz. Hocam EKOB kaçtır? EKOB kaçtır diye sorduğunda ise aralarında asal olan iki sayının EKOB'u iki sayının çarpımına eşittir. Yani A çarpı B'ye eşittir diyeceğim. Mesela yine 5 ile 12'yi alalım. 5 ile 12'nin EBOB'u aralarında asal sayı oldukları için EBOB'u 1'dir. EKOB'u nedir diye sorduğumda 5 ile 12'yi çarptığımda sonucum 60 olacak. Dikkat edin, dikkat etmeniz tek bir gereken yer var. İki sayı nasıl olması gerekiyor? Aralarında asal sayı olması gerekiyor. Aralarında asal sayı ise EBOB'u ve EKOB'u bu şekilde kolay yoldan bulabilirsiniz. Şimdi EBOB ve EKOB konusuyla ilgili bir genel özelliğim daha var. Onu da şuraya yazdıktan sonra sorularımıza geçelim. Şimdi elimde iki sayım olsun. İki doğal sayının A ve B olsun bu iki doğal sayı. A ve B'nin EBOB'u ile EKOB'un çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. Bu iki sayının çarpımına eşittir. Eşittir. Yani şunu istiyorum ben sizden. Şunu matematiksel dille yazar isek, bu önemli arkadaşlar. İki madde de çok önemli benim için. Bunu matematiksel dille yazarsam EBOB A ve B'nin EBOB'u çarpı EKOB'u ne yapacağım? İki sayının çarpımına eşittir diyeceğim. Sayılarım A ve B olduğu için A ve B yapacağım. Bunlar iki özelliğinde önemli sevgili öğrenciler. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar, bunları gördükten sonra sorularımızla devam edelim. Bir sorumuz da şundan bahsediyor. 5 ve 12'nin EBOB'u ile 5 ve 12'nin EKOB'unun toplamını bulalım demiş. Artık ben kolay yolunu biliyorum. Uzun uzun yapmama gerek var mı? Yok. 5 ve 12 aralarında ne? Asal. Öyleyse asal sayılar EBOB'u kaçtır? 1'dir. Yani 5 ve 12'nin EBOB'u kaç? 1. Artı 5 ve 12 aralarında asal EKOB'unu soruyorsa, iki sayının EKOB'unu soruyorsa aralarında asal ise bu sayılar, EKOB'unu ne yapıyordum? İki sayının çarpımını yapıyordum. 5 ile 12'yi çarptığım zaman da 60. 60 ile 1'i topladığım zaman sonucum kaç geldi? 61 geldi. Uzun uzun bölen listesi yapmama gerek kalmadı. Bu iki yöntemi biliyorsam soruları kolaylıkla çözebiliyorum. Şimdi bir sonraki sorumuzla devam edersek. İki doğal sayının EBOB'u 15. EKOB'u 90'dır.
Bu sayılardan biri 30 ise diğerini bulalım. Az önce şuraya not olarak yazmıştık. İki sayının EBOB'larıyla EKOB'larının çarpımı bu iki sayının çarpımına eşitti. EBOB'u belli, bu iki sayının EBOB'u belli. EKOB'u da belli. Ve bir sayının da belli olduğu için ne yapacağım? EBOB'la EKOB'unu çarpacağım. 15 ile 90'ı çarptım. Eşittir dedim. Bu iki sayıdan biri belli. 30. Diğerine ne diyeyim? X diyeyim. Şimdi sevgili öğrenciler, X dedim. Buradan sonra ne yapacağım? Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Ne yapıyorduk sevgili öğrenciler? X'imi yalnız bırakmaya çalışıyordum. X'imi yalnız bırakmak için her iki tarafı 30 ile bölüyorum. Burayı da 30 ile bölüyorum. Ne oldu? 30 ile 30 sadeleşti. Şurayı sileyim. 30 ile 30 sadeleşti. Burada da hızlı bir şekilde sadeleştirirsem 30 ile 90 ne yaptı? Sadeleşti. 3 kaldı. 15 ile 3'ü çarparsam 45. Demek ki bir sayım 30 iken diğer sayım kaçmış? 45 olarak bulmuş oluyorum sevgili öğrenciler. Bu soruyu da çözdükten sonra bir sonraki sorumuzla devam edelim. Şimdi bakın, aralarında asal iki sayının, aralarında asal iki sayı var. Hemen ne gelecek aklıma? Aralarında asal iki sayı varsa EBOB'u kaçtır? 1'dir. EKOB'u kaçtır? Çarpımlarına eşittir. Şimdi sorumuzla, bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Aralarında asal iki sayının EBOB'u ile EKOB'unun toplamı 61 ise EKOB'unu bulalım demiş. Şimdi aralarında asal iki sayı dediği zaman EBOB'u kaçtı? 1'di. EKOB'unu nasıl buluyorduk? Çarpım şeklinde buluyorduk sevgili öğrenciler. EBOB'u 1 ise hemen yazayım. Elimde iki tane sayım olsun. EBOB'u A ve B sayılar olsun. EBOB'u kaçtır? 1'dir. EKOB'u kaçtır? Çarpımlarına eşittir. Yani A ve B sayılarının çarpımına eşittir. Burada bana neyi vermiş başka? EBOB ile EKOB'un toplamı 61'dir demiş. Yani bunları şu şekilde yapalım. EBOB'u kaçtı? 1'de. 1 artı EKOB A virgül B yapayım. Eşittir 61'ymiş. 1'i diğer tarafa atarsam 1 diğer tarafa eksi olarak gider. 61 eksi 1'den EKOB A virgül B kaç çıkmış olur? 60 çıkmış olur. Eğer iki sayının çarpımını isteseydi sonucun yine ne olacaktı? 60 olarak bulmuş olacaktı. Biz burada neyden yararlandık? Aralarında asal iki sayının EBOB'u 1, EKOB'u da kendi sayıların çarpımı. Hatta bunu bile kullanmama gerek kalmadı diyorum. Bir sonraki sorumuzda devam edersek, 15 ile 21 sayıların EBOB'u ile EKOB'un çarpımını bulalım demiş. Şimdi 15 ile 21 sayıları aralarında asal mıdır? Değildir. Her şeyi böyle şaşırtmak amaçlı bir soru sorulmuş. 15 ile 21 sayıları aralarında asal sayılar değildir. Onun için ne yapacağım? Eski yönteme başvuracağım. 15 ile 21 sayılarını ne yapacağım? Bir bölen listesi, yani bölen algoritmasıyla tek tek bulacağım. 2'ye bölünen sayılarım olmadığı için bir sonraki asal sayımla başlayacağım. 3 ile. 3'e böleceğim. 15'i 3'e böldüm 5. 21'i 3'e böldüm 7. Her ikisini de ortak olarak böldüğü için yuvarlak içerisine alacağım. Sonra 5 ile devam edeceğim. 5'e 5'e böldüm 1. 7'ye aşağıya iner. Bölünmediği için 7'yi 7'ye böldüm 1. EBOB'u 15 ile 21'in EBOB'u nedir diye sorduğumda yuvarlak içerisinde alınan sayılardı. EBOB şöyle uzun uzun yazmayayım. EBOB 3'e eşittir. EKOB ise tüm asal sayıların çarpımına eşittir diyordu. 3 ile 5'i çarptım 15. 15 ile 7'yi çarptım 105 eder diye buldum. Sonra bunların neyini istemiş? EBOB'ları ile EKOB'ların çarpımını istemiş. 105 ile 3'ü çarparsam 105 çarpı 3 yaptığım zaman sonucu 3 kere 5 15 0 3 1 elde 1 olduğu için 3 ile 1'i çarptım 3. Demek ki sonucum kaç çıkmış oldu? 315 bulmuş oldum. Bir sonraki sorumuzla devam edersek, aralarında asal iki sayının çarpımı. Çok güzel. Aralarında asal iki sayının çarpımı 28. Hemen yazıyorum. Ne biliyorum ben?
Aralarında asal olan iki sayının EBOB'u 1'e eşit, EKOK'u iki sayının çarpımına eşit. İki sayım olsun, EBOB'u nedir aralarındaki o iki asal sayının EBOB'u nedir diye sorduğumda 1'e eşittir diyorum. Aralarında asal iki sayının EKOK'u kaça eşittir diye sorduğumda ise kaça eşitti? Sayıların çarpımına eşitti. Şimdi bizden ne istiyor? EBOB ile EKOK'un toplamını istiyor. Sayıların çarpımını vermiş 28. Sayıların çarpımı bana neyi veriyor? EKOK'u veriyor. Demek ki sayıların çarpımı 28 ise EKOK'u kaçtır? 28'dir. EBOB'u 1'di. Aralarında asal iki sayının EBOB'u 1 olduğu için EBOB ile EKOK'u topladığım zaman sonucu 29 olarak bulmuş oluyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yöntemi çok sıklıkla kullanıyorum ve ikinci yöntemimi çok sıklıkla kullanıyorum sorularımda. 18 ile aralarında asal olan pozitif rakamların toplamını bulalım. 18 ile aralarında asal olan sayıları belirleyelim. 18 ile aralarında asal olan sayılar. İlk önce ona bir bakalım. 1 tüm sayılar ile neydi? Tüm doğal sayılar ile asalda, aralarında asalda 1'i yazdım. 18 ile 2 aralarında asal sayılar değildir çünkü birden başka ortak bölünme olduğu için. 3, 18 ile 3 aralarında asal değildir. Bir sonraki sayıma geçtim 4. 4 ile 18 sayıları aralarında asal değildir çünkü birden başka ortak bölünme olduğu için. 5'e geçtim. 5 ile 18'in aralarında asal mıdır? Evet, çünkü birden başka ortak bölünme yok. 5'i yazdım. Sonra 6'ya geçtim. 6 ile 18 aralarında nedir? Asal değildir. 7 aralarında asaldır. 8 aralarında asal değildir. Çünkü 2'den başka, 1'den başka 2 sayım var ortak böleni. Sonra 9'a geçtim. 9 ile 18 aralarında asal sayılar değildir. 10 aralarında asal sayılar değildir. 11, 18 ile 11 nedir? Aralarında asal 2 sayıdır. 12 aralarında asal sayılar değildir. 13, 18 ile 13 sayıları aralarında nedir? Asal sayılardır. 14 aralarında asal sayı değildir 18 ile. 15 aralarında asal değildir 18 ile çünkü birden başka 3 beleni olduğu için. 16 aralarında asal değildir. 17, 18 ile 17 aralarında asal sayıdır. 18 zaten kendisiyle olacağı için 18 ile aralarında asal olan pozitif rakamların toplamını bulalım demiş. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Aralarında asal olan pozitif rakamlar. Rakamlar nelerden oluşuyordu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan oluşuyordu. Bunlar 11, 13, 17 ne değildir? Rakam değildir. Bunlar sayıdır. Sadece rakam olan sayıları nelerdir? 5, 7, 1, 5 ve 7 rakamlarıdır. Bunların neyini istemiş? Benden toplamını istemiş. 1, 5, 7'yi topladığım zaman sonucu 13 olarak bulmuş oluyorum. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Rakam dediği zaman 0'dan 9'a kadar olan sayıları alıyorum. 9'dan sonra artık neylerim başlıyor benim? Sayılarım başlıyor. Rakam diyorsa 0'dan 9'a kadar olan ifadeler gelecek. Bu soruyu da geçtikten sonra aralarında asal iki doğal sayının EKOK'u 50'dir. Buna göre bu iki doğal sayının toplamının alınacağı değerlerin toplamını bulalım. Güzel bir soru. Aralarında asal iki doğal sayı. Aralarında asalsa İki sayım olsun. Aralarında asal. EKOK'u 50 ise aralarında asal olan iki sayının EKOK'unu nasıl buluyordum? Sayıların çarpımına eşit oluyordu. Yani A çarpı B yapmış oluyordum. A çarpı B nedir? 50'dir. Şimdi düşünüyorum. İki sayı düşünün. Çarpımları 50 olsun. Ve de şunu unutmayın. Aralarında da asal olsun. 1 ile 50. 1 sayısıyla 50 sayısı aralarında asal mıdır? Asaldır. Çarpımları 50 midir? 50'dir. 1 ile 50'yi alabiliyorum. 2'ye geldim. A sayısı 2 olursa B sayısı kaç olacak? 25 olacak.
25 tekiyi çarptığım zaman 50'yi elde edebiliyorum. Bir de şuna dikkat ediyorum. 2 ile 25 aralarında asal mıdır? Asaldır. Demek ki alabiliyorum. Sonra başka geçtim. 5. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. A sayısı 5 olursa B sayısı kaç olacak? 10 olacak. Çarpımları eleme 50. Ama aralarında asal sayı dediği için 5 ile 10 aralarında asal mıdır? Değilim. Demek ki ne yapamıyorum? Bunu alamıyorum. Sonra dikkat ederseniz 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, 10. A sayısı 10 olduğunda B sayısı 5 olacak. Yani tekrar etmiş olacağım. Bir önceki sayıları tekrar etmiş olacağım. Demek ki burada kesiyorum. Sadece 2 durum geçerli. Bu iki doğal sayının toplamının alabileceği değerler toplamı. Yani A sayısı 1 olduğunda B sayısı 50 olacak. Toplamı kaç yapar? 51 yapar. Toplamı 51 yapar. 2 ile 25 olduğunda toplamı 27 yapar. Bunların neyini istemiş? Toplamının alabileceği değerler toplamı. Yani bunu da sonra demiş ki toplamımızı sormuş. Topladığım zaman sonucu 1 ile 7'yi topladım 8, 5 ile 2'yi topladığımda 7. Cevabım 78 olarak bulmuş oluyorum sevgili öğrenciler. Ve burada kalıyoruz sevgili öğrenciler. Bu konumuzla birlikte EBOB, EKOK ve aralarında asal ve EBOB'un ve EKOK'un genel özelliklerini bitirmiş olduk. Tüm konuları bitirdik. Bir sonraki konumuz üstü sayılar. Üstü sayılarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.